Mustafa Dönmez'i alalım. O Mustafa Dönmez'e kurulan kumpas. Ki bugün biraz sohbet ettik. Olağanüstü de bir, o da çok güzel bir kitap yazmış. Yakında yayınlanacak. Onları da gündeme getirelim. Bugün yine sessiz çığlık birçok ilde tekrarlandı. Ama hala tam böyle tamam bir ortada kumpas var falan deniyor ama ne soruşturma var ne tahliye ya var. Şimdi hala, şöyle bir şey. Şimdi hala yatıyor askerde. Halk şey de bilsin burada Ergun Konsolosluğu İlker Başbuğ'un emsalden bir yakıştırma yapıp yani emsal deyip diğer Ergenekon'da yatanlar dışarı çıkartıldı. Emsal diye kanunda böyle bir hüküm var. Fakat şeye balyozdakilerine bir emsal diyemiyorlar. Çünkü yani emsal diyemedikleri için şimdi ona başka anahtarlar bulmaya çalışıyorlar. Yani işte oradaki kayıtlar, deliller niye dikkate almadı bu hakimler diye. Hakimlerin kendisine bir şikayet başka bir şey yani. Çünkü burada dünyada görülmemiş bir şey oldu yani. Bunu bulacak anahtar da zor bulur avukata, hakim yani. Çok zor bir şey. Güzel bir hikayedir yani. Böyle girsin kayıtlara girsin yani. Bir gün Bektaşi'nin biri minarede mahya takıyor. Mahya ışıklı Ramazan var ya hoş işte falan. Hoş geldin Ramazan falan. Minarede mahya takarken Bektaşi minareden düşüyor. Fakat Allah'ın bir lütfu aşağıdan bir küfe incir taşıyan küfenin içine düşüyor. İncirin içine yani. Hamalın sırtında küfe. Evet. Küfenin içinde incir, incirin küfesine düşüyor. Derken kurtuluyor. Kurtuluyor ama içinde bir korku kalıyor. O düşme korkusu. O kadar sert bir korku ki bir daha minareye hiç çıkmak istemiyor ve çıkmıyor. Uzaktan bile minareyi görünce korkuyor. Evet. Ve gidiyor ev kafa yani dairesine gidiyor. Diyor ki yani benim diyor iş yerimi değiştirdim diyor. Ben artık mahya işini yapamam diyor. Minareden diyor. Düştüm diyor. İncir küfesinin içine ama yediğim korkuyu ben bilirim diyor. Orada ev kafta şey yazıyor. Bunun rapor tayini, raporu. Bunun işte tayinini yapacak. Diyor ki emsalini bulunup tayinine diye yazıyor. Emsali bulunup tayinine. Adam diyor ki ne emsal diyor ya. Minareden diyor incir küfesine düşmüşüm diyor. Bunun dünyada emsali var mı diyor. Böyle bir şeyin emsalini nereden bulacaksın? Şimdi içeride balyozdan yatan subaylarımızın da emsali dünyada yok ki. Yani nereden bulacaksın? Bu bir devre ait, bir döneme ait özel bir şarttır. Özel bir şey de meydana geldi. Yani bunun emsali yok ki. Şimdi o yüzden emsali de bulunamadığı için yasalarda nerede geçmişte başka bir ülkede değil mi? Bunu bir hale getiremiyorlar. Ama bu özel yetkili mahkemeler de gider ayak. İzmir'de şöyle bir şey daha yaptılar. Casusluk davasıyla ilgili 468 kişiyle ilgili bir ek iddianame hemen gider ayak verdiler. Onu da kabul ettirdiler. Dün aldığım İzmir Şirinyer askeri cezaevinde yeni yerler kurulmaya başlanmış. Yeni insanlar tutuklanacak gibi de bir endişe var. Söz konusu yeni ek iddianame ile ilgili. Ya bilemiyorum tabii ama bu konuda yani bu hemen şeyin mesela CHP Genel Başkanı mitinglerde konuşuyor. Bunu da hiç kullanmıyor. Evet. Bunu ciddi bir şekilde kullanması lazım. Yani balyoz sanıklarının şu an içeride olduğunu ve bu kumpasın hala devam ettiğini bunu çok iyi dillendirmesi lazım. Çünkü ekrana çıkıyor. Böyle bir şans var. Üstelik Devlet Bahçeli bir kendi milletvekili Engin Alan var içeride. Devlet Bahçeli de yurt gezilerinde, o seçim gezilerinde Engin Alan ismini bu haksızlığı da pek dile getirmedi. Ya onu getirmeleri lazım. Bu nedir kardeşim? Bu iktidarın ne olacağı ne olur? Benzer seçimleri çok yaşadık. Ama içeride insanlar bugün yatıyorlar. Evet. Burada çok değişik bir şey var. Bu tuhaf ruh halleri var. Bunları ben kaldırı şey yapamıyorum. Ben bu tuhaf ruh hali yani şimdi yarın bir partide mesela diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu Bey kazandığı takdirde de burada takınacağı psikolojiyi de ben iyi biliyorum. Yani Sarıgül'ün takınacağı psikolojiyi ben iyi biliyorum. Yani gidecek de başkası gelmeyecek. Biz o yüzden bunlar böyle devam eder gider. Biz kendi işimize bakalım. İçeride insanlar yatıyor bunların çıkması için mücadele edelim. Bizim de siyasi talebimiz budur. Şimdi bakıyorum herkes bir kovboy mücadelesi veriyor. 3 tane kovboy var. 2 tane kovboy. Bir Fethullah